Seyircilerimiz, izleyicilerimiz bir yeni Cuma sohbeti programında daha birlikteyiz. Allah'ın izniyle yaklaşık bir saat kadar değişik mevzularda Kur'an merkezli ancak ayağı yere basan, güncel konularda irdeleyen bir anlayışla ekranınıza misafir olmaya çalışacağız. İnşallah bizi misafir edersiniz diyoruz ve programımıza gene afişler eşliğinde onlar da hiç olmazsa gözümüze hitap etsin. Daha canlılıklar katana kadar en azından bu tür görsellerle de ekranınıza gelmeye çalışıyoruz. Cuma sohbeti malum ismi üstünde. Cuma, cem, bir araya gelmek ve bir araya gelmenin şartlarını oluşturmak. Önceki fikri şartlarını, zihni şartlarını oluşturmak. Ve onun akabinde daha başka sohbete, ashaplığa, arkadaşlığa, birlikteliğe, beraberliğe, toplumun bir beraber, hatta sadece kendi toplumumuzun değil, kendi çevremizden, mahallemizden başlayarak ülkemiz, memleketimiz ve daha bütün insanlığın kavgasız, gürültüsüz, bir beraber hem bugünlerini ihya etsinler, kurtarsınlar, hem geleceklerini, işte bunun malum tek çözüm çaresi var. Bu da nedir? Önce yaratıcıyla, bu mülkün sahibiyle, Allah'la barışık olmak. İşte bugünlerde çok malum bir taraftan barış ve kardeşlik sloganları atılıyor. Diğer taraftan patırtı, kütürtü, kavga, kıyamet, terör almış başını gidiyor. Bunların başka türlü çözümü yok. Eğer insanlar İslam'la savaşıyorsa, Allah'la savaşıyorsa barışı ağzına nasıl alabilir ki? Başka türlü barış mümkün mü? Bu mülkün sahibiyle barışık olmadıktan sonra o mülkün sahibinin takipçileriyle efendim kullarıyla barışık olmadıktan sonra onun nizamıyla barışık olmadıktan sonra burada efendim kardeşlik, barış nasıl tesis edilebilir ki? Barış zaten İslam demektir. Yani barışsız barış, İslamsız İslam. Yani bu mümkün değil. Bunlar boş sloganlar, kandırmacalar veya belki de bilinçsizce, farkında olmadan. İşte biz bilinçlendirme, bu şekilde bilinçlendirme çalışması yapıyoruz ki gerçekten birlik ve beraberliğin tesisi bunun üzerinde olacak diyoruz. Fazla vakit kaybetmeden bugün daha hızlı hızlı istiyoruz ki daha değişik mevzulara yoğun bir şekilde girelim. Kur'an merkezli ve hayata dokunan, sokaklara dokunan, ekranlara dokunan, gönüllere dokunan, gözlere dokunan, kalbe dokunan bazı hem görsel hem işte kulağınıza hitap ederek böyle ilerleyelim istiyorum. En basitten işte güncel mevzular, terör ve barış. İslamsız barış olmaz. Barış eşittir İslam. İnsanlar oldu zanneder, olacak zanneder. Hep teröre, hep eşkıyalığa, hep haramiliğe, hep mafyalığa kürek çekerler. Ve bakarsın ekranlarda boy boy biz barışçıyız, biz işte demokrat. Yani geçeceksin onları. Onlar yani bu oturmuyorsa, taşlar yerine oturmuyorsa, bunun bir mantık arka planı yoksa, işte hakimiyet konusu bunun en başta gelenidir. Hakimiyet kimin olmalıdır? Bakın bu kavga, bu kavga insanlığın başından bugüne devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Kıyamet yeni bir dünya inşa edilirken mülkün sahibi tekrar daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak ve adeta yumruğunu masaya vurup bu mülkün sahibi benim, hakimiyet benimdir ve siz bunu aklınızla, fikrinizle, insafınızla, izanınızla anlayasınız dedik ve bunu imtihan malzemesi yaptık. Ama çok azınız bunu idrak edebildi. Hakimiyet kayıtsız, şartsız Allah'ındır. İşte bu paylaşım noktasında, işte biz bir ara Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a, o bile yapılamadı, o bile bakın. Bizim şu memleketimizde özellikle son yüzyıllardır bu Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a bile işletilemedi. Bir anlayış geliştirildi, din devlet ayrıdır meselesi. Fakat orada Allah'ın hakkına gasp edildi. Allah'ın hakkı kullara peşkeş çekildi. Kulların hakkı zaten kullara peşkeş çekiliyor da, kulların hakkı bilmem neyle, şu izimle, bu izimle, şu kresiyle, bu kresiyle insanların hakkı gasp edilip başka insanlara gözü açık, dolandırıcı, efendim köşe dönmeci
tekelci zihniyetlere peşkeş çekiliyor. Bunu bir yere kadar da Allah'ın hakkı gasp edilir. Kayıtsız şartsız kiminmiş? Şununmuş. Onun da değil ha. Milletin de değil. Milletten bile hop hortumlayıp yıllarca, asırlarca hortumlayıp başkalarına peşkeş çekildi. İç veya dış güçlere peşkeş çekildi. Halbuki o hak zaten milletin bile değil ki. O hak Allah'ın. Önce bunu değişik bilmem ne izimlerle ayrıştırmaya çalıştılar. Hani bu hep bana şunu hatırlatır. Kur'an'da bir ayet-i kerime var. Onlar diyor Allah'ın verdiği mülkü, malı, nimeti putlarla Allah arasında tasnif ederler. Halbuki hepsi Allah'ın. Sonra da putların hakkı putlara gider ama Allah'ın hakkını gene hiç ederler. Gene hiç ederler. Kayıtsız şartsız Allah'ındır. Ha burada bakın Allah bizi hepten boş geçmemiş, es geçmemiş. Bize de pay ayırmış. Kulların da belli bir hakimiyet alanı var. Allah, inanır mısınız? Allah her şeyin hakimi olmasına rağmen kullarına saygılı ve onlara da bir alan açıyor. Ama iş kulların eline geçince kullar hepsini hortumluyor, sömürüyor. Allah'ın hakkı. Belki hani yapabilse Allah'ın hakkını gasp ettikten sonra onun hakkını verebilse gene anlarız. Yapamaz ki. Bilemez ki. Yaratan o değil ki. Yaşatan o değil ki. Ne bilsin? Ne bilsin? Yaratmayan bilir mi? Üretmediği, yaratmadığı bir cihazın en optimal, en faydalı şekilde nasıl çalışır? Nereden bilsin? Yüzüne gözüne bulaştırır. Eline ayağına dolaştırır. Ve öyle de yapıyor. Ve bırak işi ehline. Hakkına bırak. Onun hak sahibine bırak. Dolayısıyla ayeti kerimede bir ayeti kerime yazarak olayı izah etmeye çalışıyorum. Yusuf suresinden. Yusuf suresi bilirsiniz. Yusuf aleyhisselama işte hükümdarlık yapan ancak hükümdarlık yetkilerini bile Yusuf aleyhisselama bırakan bir süreç var bilirsiniz. İşte o surede evet in değildir. El hukum. Bu el hukmu. Bu elif lam takısı ziyadedir. Hukum. El hukmu. İlla neydi? Türkçede de var. İlla lillah. Allahu ekber. Ancak Allah içindir. İnil hukmu. Hüküm değildir. İlla Allah. Ancak Allah'ındır. Hüküm derken yasamasından tutun da hükümetine kadar, tahkimine kadar, hakimliğine, hekimliğine. Ya hepsine baktığımız zaman şamildir. Ancak Allah bu külli hüküm. Bakın külli olan Allah içindir. Cüz'i, cüz olan, içinden bir cüz de Allah bize bırakmıştır. Bir de cüz'isi vardır bunun. Cüz'isini bize bırakmıştır. Allah bizi tamamen es geçmemiş. Yani o hakikaten insan gibi olmaz zaten de. Yani bize de alan bırakmış. İşte o afişte görüyoruz. Rabbi ilahi hakimiyet, umumi hakimiyet Allah'ındır. Anayasal hakimiyet Allah'ındır. Evet. Ancak onun için de Allah kullarına da kendi yapabilecekleri kadar, hatta belki onun bile üstünde alan açmış ve bunu bir imtihan meselesi yapmıştır. Ve burada işte Allah'ın anayasal hakimiyeti altında siz işte yasal hakimiyetin altında yönetmelikler, tüzükler, şunlar bunlar ileri geri yapabilirsiniz. Bunu üstelik bunu istişareyle yapın ve işi ehline verin. Gene de çarçur etmeyin. Bakın burada da bile orada bile usuller geliştirmiş. Yani insani alanda Allah'ın hüküm vermediği alanlarda Resulünün bir şey ortaya koymadığı alanlarda insanlar da bir araya gelip seçerek seçilerek şöyle böyle hiç fark etmez. Onun şemsiyesi altında gene istişareyle işi ehline vererek ve ehliyeti gözeterek bu da bir usuldür. O konularda bunu yapmasalar bile çok fazla ziyan oluşturmazlar bir nebzesi. Ama Allah'ın alanına müdahil olursa Allah ve Resulü bir konuda hüküm vermişse mümin ve mümine kullara bir ihtiyar seçme hakkı yoktur. Çünkü hak olan odur. Doğru olan odur. Ona teslim olmak vardır. Müslim olmak vardır. Mümin olmak, ona iman etmek, gönülden iman etmek vardır. İşte bakın ne güzel ayrıştırıldı. Hani laisizm şu bu vesaire diye de bazı sistemler geliştirilmiş ama bu tamamen Allah'ın hükmiyetine aykırı bir şekilde Anglo-Sakson tarzıyla özellikle yani adeta devlet tamamen insanların hegemonyası altında din tamamen tabii ki batıl dinleri kastetmiyoruz. İlahi din, hak din bastırılarak. Halbuki
Herkesin hakkı herkese verildiği zaman ilahi hak, ilahi hakimiyet, Rabbi hakimiyet Allah'ındır. Evet, Resul'ün hüküm koyduğu noktalarda, Resul'ün sünnet vaat ettiği, tabii ki Kur'an, yani Allah'ın hükmü doğrultusunda Resul bile Allah'ın hükmünün dışına çıkabilir mi? Ne mümkün? Peki Resul bile bunu yapamıyorken başkalarına ne haddine? Dolayısıyla herkes haddini bilsin. Bu bağlamda ilahi hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Oraya tecavüz etmek tamamen adeta eline pimi çekilmiş bombayı almak gibidir. Çünkü onu beceremez insanoğlu, halledemez. O ilahi bir iştir. Ama insani alanlarda, cüz'i alanlarda, teferruat alanlarında, furuat alanlarında Allah yeterince insanlara oynama alanı açmıştır, saha açmıştır. İnsanlar oralarında kendi, oralarda, o sahalarda kendilerini değerlendirsinler ve insani hakimiyette insanların istişari ve ehliyet bazında aralarında paylaşım edebilirler. Dolayısıyla böyle bir tasnifi o afişte gündem ettik ve bu hakikaten bütün insanlığa bir nedir? Bir mesajdır, bir beyandır, hak beyanıdır. Beyanul haktır. Dolayısıyla bütün insanlık için hakikaten tutulacak bir kutdur. Buna dikkat edilmesi lazım. Umumi böyle bir mülahazadan sonra, bir genel girişten sonra inşallah bir sonraki afişlere doğru ilerliyoruz. Evet, hızlı bir giriş oldu zannediyorum ama bu bizim genel vasfımız. İşte bazı şeyleri biz arkadan takip ediyoruz ama biraz taşlar otursun diye aslında bu afişimiz de ancak gündeme gelebildiği yoğunluk, sıra yoğunluğundan dolayı biraz da Kur'anileştirmek. Yani şimdi bunu gördük. Bu sahne hakikaten insanlığın yıkıldığı bir sahne. Ve bunun için bir eyyi zembin kutilet diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hangi zünüpten dolayı, hangi günahtan dolayı bunlar öldürüldü? Maalesef şu anda bunlar hep ceryan ediyor. Çocuk değil, insanlık leşi sahile vurdu o tarihte biliyorsunuz. Ancak bunun Kur'an'ı tarafı, yani Kur'an, işte biraz önce söylediğim gibi burada hakimiyet insanlara bırakılırsa, efendim küresel güçlere bırakılırsa, efendim ne yapar? Onlar kendi ülkelerinde bir göstermelik seçim yaparlar, bir demokrasi yaparlar, bir vitrin oluştururlar. Ama oradan aldıkları güçle bütün dünyadaki diğer coğrafyalarda terör estirirler, terör. İnsanlığı katlederler. İnsanlığın leşini sahile vurdururlar. İşte Suriyeli mültecilerde böyle bir dram yaşatıldı. Kim yaşattı bunu? Kim yaşattı? Evet, Allah'ın hakimiyetine şey olan, ortak olan kürevi güçler. Ne yaptılar? Göstermelik kendi ülkelerinde demokrasi seçim bilmem ne. Oradan aldıkları güçle ülke çıkarıymış. Ülke menfaatiymiş. Ya ülke çıkarı için, ülke menfaati için bütün başka insanların hakkına, hukukuna tecavüz etme, adaleti, yerlerde hakkaniyeti, meşruiyeti, yerlerde sürünme, hak ve selahiyetini kim kime verdi? Kim kime verdi? Ve insanlığı böyle hakikaten perişan hale getirmek, özellikle güçsüz yaşlıları, çocukları, kadınları, özellikle efendim kız çocuklarını, İşte hatırlarsınız Tekvir suresinde bir eyyiden bin gutilet bakılabilir. O Mekke müşrikleri kız çocuklarını öldürüyorlardı. Niye? Aslında onun bile bir mantığı vardı. Yani savaşıyorlar, kız çocukları esir oluyor ve perişan duruma düşüyor. Perişan duruma düşmesin diye kendi kız çocuklarını bakın öldürüyorlardı. Erkek çocukları bırakıyorlardı ki savaşta kullansınlar ve bir o rekabette, o vahşi rekabette elleri güçlensin. Bugün bakın başkalarının çocuklarını tamamen güç kendilerine geçsin, kaynakları kendilerinin olsun, güç kendilerinde kalsın, değişik ülkelerin hegemonyası onların elinde olsun, orada bir işbirlikçi otorite bırakabilsinler ve oranın petrolünü, gazını bilmem nesini sömürebilsinler diye o insanların başta kız çocukları olmak üzere çocuklarını, kadınlarını, yaşlılarını mülteci durumuna düşürüyorlar. Savaş mağduru durumuna düşürüyorlar. Bunu efendim küresel şirketler yapıyor. Yetmedi,
Bakın şu anda da birazdan afişler gene gelecek. Güya sözüm ona eski komünist, sosyalist, sınıfçı. Bu defa birileri efendim mal biriktirmek için, birileri de adam biriktirmek için, insan toparlamak için ne yapıyorlar? Efendim sınıfçılık adına, sosyalizm adına, komünizm adına, belli sınıfların başka sınıflara hegemonya kurması adına veya o sınıflar bile bahane, o sınıflar bile bahane, onlar kullanılarak, onlar suistimal edilerek gene başka ideolojilerin, başka zevaatın hakimiyeti adına neler yapılıyor dünyada? Eşkıyalıklar estiriliyor. Canım yurdum Suriye'm maalesef şu anda bu durumda. Bütün bu da gene hakimiyet gaspıyla alakalı ve o surede geçtiği gibi suçsuz, masum çocukların, yaşlıların, kadınların savaş mağduru, mazlumu, mültecisi, muhaciri, hicret edeni haline getiriliyor. Burada malum suçlular, o günün Mekke'deki o müşrik hegemonyası, güç odakları, putları, tağutları, o site devletinde bugün işler daha büyümüş. Kürevi şirketler, kürevi devletler bunu götürüyor. İşte Amerika'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, Rusya'sı, hatta Çin'i bilmem nesi, leş yiyen kargalar gibi iştahlarını kabartıp üşüşüyorlar. Ve Suriye'nin, o canım yurdumun havaalanında daha yenileyin işte nedir, bir havasız insan aracı düşürüldü. Leş kargaları gibi uçuşuyorlar. Bakın karga bile değil, koca koca uçaklar artık, leş kargaları büyük savaş uçaklarına dönüştü. Savaş makinelerine dönüştü. İş ne kadar büyüdü görüyor. Büyüdükçe zarar da büyük. İnsanlık ziyanı da büyük diyoruz. Hızlıca inşallah diğer afişlerden de, diğer görsellerden de. İşte hicret gününü yaşıyoruz. Ne kadar örtüştü bakın. Hicri yılbaşını yaşıyoruz. Hicri yılbaşı. Kameri hicri. Kamer hareketine göre aynı zamanda şemsi hicri de var. Kamer de şems de Allah'ın ayeti. Hangisine göre olursa olsun. Bakın burada biz rahatız, genişiz çünkü hepsi Allah'ın. Öyle bizim illa şuraya buraya böyle dar alanlara sıkışıp kalmak, ideolojik takılmak, sınıfçı takılmak, şucu bucu takılmak bize göre değil. Çünkü biz alemlerin, sadece bu dünyanın değil, alemlerin Rabbi Allah'ın abdlarıyız, kullarıyız. Allah'ın abdesiyiz. Onu da yazayım da. Kürevi emperyalizmin abdesi değil. Bakın abdı. Allah'ın kulu, abd, yani Latini, abd, size ne çağrıştırırsa bilmiyorum. Biz Allah'ın abdleriyiz, Allah'ın abdeleriyiz, Allah'ın kullarıyız. Ve biz bununla özgürlüğe kavuşuyoruz, hürriyete kavuşuyoruz, güce kavuşuyoruz. Çünkü alemlerin Rabbi ile vuslat ediyoruz. Böyle kürevi, emperyalist, mafyavari terör, devlet terörü estiren kürevi, geçici, insani, beşeri, nisyani güçlerle bir ortaklığımız, işbirliğimiz olamaz. Olamaz. Ve onlarınla beraber dünyada terör estiremeyiz. Eşkıyalık yapamayız. Biz Allah'ın kullarıyız. Evet. Ve devlet terörü, şirket terörü maalesef almış başını gidiyor. Allah insanlığı kurtarsın. Hicret, işte mülteciler gibi bu durumlardan kurtulup daha başka alanlarda Allah'ın, sair alanlarında bütün mülk Allah'ın, her taraf kuşatılmış ancak daha az kuşatılmış olan alanlara mülteci pozisyonda hicret ederek hem hak dini hayatı, insani hayatı, efendim meşru hayatı yaşayabilmek hem de hakikaten insani biyolojik ihtiyaçları giderebilmek, havadan, sudan, gıdadan mahrum olmamak adına yapılan bir mekan değişikliğidir. Mekan değişikliğidir. İşte bu, Allah Resulü Mekke'den Medine'ye bu hicreti yaptı. Niye? Keyfinden mi yaptı? Keyfinden olur mu? Buna mecbur edildi. İşte kız çocuklarını diri diri toprağa gömen o zihniyet Resulü de hicrete mecbur etti. Bugün Suriyeliler veya başka Iraklıları, birçok ülkenin insanlarını hicrete mahkum ettikleri gibi. Ama
Ama bakın, bu hicretin öncesi var. Biz hemen mekani hicret anlamayalım. Mekani hicretten önce, hatta mekani hicrete mecbur kalmamak için tedbir amaçlı zihni hicret. O afişte de iniş sırasına göre 3. 4. sureden bir ayettir. Ve rüzze fehcür. Rücüzden hicret. Bu Mekke'den Medine'ye hicret. Yani biliyorsun malumunuz 12. 13. senede. 13. senede. Ama bu daha ilk senede bu hicretten bahsediliyor. 13. sene değil, ilk sene bu hicretten bahsediyor. İlk senenin başlarında. Peki ne bu hicret? Bu zihni hicret. Yani zihnen tuğyanilikten, ruhbanilikten, bu tür emperyalizmden, mafyavari, efendim despotizmden, diktatoryadan, bu zihinlerle işbirliği yapmaktan, onlara kul köle olmaktan, ideolojik bu da tavırlardan Rabbe hicret. Rabbin bize öğrettiği Kur'ani zihniyete hicret. Zihni kirliliklerden arındırma. O afişte tekrar hicret afişini alırsak, orada hakikaten hicreti put ve tağuttan riciz, ricsün min ameli şeytan diye başka ayet-i kerimede de geçer. Yani şeytani pislikler. Özellikle o Mekke vahyin ilk senesinde hicret edilen put ve tağut. Ebu Cehil'in tuğyani tavrından, tağuti tavrından, Ebu Leheb'in bu tavrından hicret etmek. Ve bu tavrı devam ettirmek için oluşturdukları o dezenformasyon, bilgilenmeden hicret etmek. Ve daha önce yaşamış tağutların putlaştırılmış heykellerine tapınmaktan ve onların zihin köleleri olmaktan arınmak, tezkiye arınmak, işte bu. Sofizme de buradan işaret edelim. Bunun da içi boşaltılmış. Bu önce tuğyani zihinlerden arınmaktır. Tezkiye. Adam güya temizlik yapıyor, tezkiye yapıyor, zikir yapıyor ama tuğyani ile el ele, iç içe, omuz omuza, sırt sırta, onun şakşakçısı, onun alkışçısı, onun destekçisi. Böyle bir şey olmaz. Böyle tezkiye olmaz. Tezkiye bağımsızlığın başlangıcıdır. Bağımsızlığın inşasıdır. İşte ama şey felakta hemel akaba diye orada akabeyi, o zor yokuşu aşamadılar. Neydi o? Fekkur akabe. Yani boyunların özgürleşmesi, zihinlerin özgürleşmesi. Beled suresinde geçer. İşte hürriyet bu. Önce zihnin bu beşeri, cahili sistemlerin kirletilmiş zihinler olmaktan kurtulmak ve başkalarına bu konuda bir münevvir, aydınlatıcı pozisyonunda olmak. Önce kendini aydınlatmak ve daha sonra gerçekten bir aydın olarak cemiyete dönmek ve cemiyeti aydınlatmak. Put ve tağutun o kirli efendim gaspından, diktatoryasından, kelepçelerinden, boyun buruklarından, ayaklara bağlanmış zincirlerden, bakın alalen Ficide alalen anaqihim diye Kur'an'da hep bunlar geçer. Ayaklara vurulmuş zincir, boyunlara vurulmuş halkalar, efendim işte boyunların köleleştirilmesi vesaire. Bütün bak Kur'an bir, Kur'an hem bir kişisel gelişim, daha da önemlisi bir özgürleştirme, hürleştirme kitabıdır. Hürriyet kitabı arayanlar, bağımsızlaşma kitabı arayanlar, hakka vuslat kitabı arayanlar, hakkileşme, ehlileşme, meşrulaşma arayanlar, adaletten yana olanların yegane kitapları Kur'an-ı Kerim'dir. Başucu kitapları Kur'an-ı Kerim'dir. Oraya müracaat etmek durumundadırlar. Başka hiçbir kitapla bu vuslatı elde edemezler. İşte hicret. Hicret günlerini yaşıyoruz. Ve mecburen mekan hicretine mahkum olmamak için daha öncesinden bu zihni hicreti gerçekleştirmemiz lazım. Bu farzdır, farz. Çünkü ver rüzze fehcür. Hicret et. Neden? Puttan, tağuttan, şeytani pisliklerden, şeytan işlerinden, tuğyan işlerinden, ruhban işlerinden hicret et. Hicret. Bu hicret farz. Hem de ilk farzlardan. Bu farz herkesin boynuna borç. Ferden, cemaan birlikte hep yapılması lazım. İşte bunlar unutulan farzlar. Unutulan farzlar. Şu, bu farzlar yapılmadıysa, diğer yaptığınız farzlar, çünkü bunlar altyapı. Bu altyapı yoksa diğer yaptığınız farzlar boşa gider, boşa.
Çünkü sepetin altı yok, altyapı yok. Çıktığınız katlar göçer çünkü temel yok. Bunlar temel farzlar. Öncelikli farzlar. Önce bunların yapılması lazım. Eğer bunlar yapılmamışsa ki yapılsa zaten bunların tezahürünü görürüz. Tıkır tıkır çorap sökü gibi diğer farzlar gelir. Diğer sünnetler gelir. Diğer bırakın sünnetleri. Diğer farzlarla bile uğraşmadan önce bu farzlara riayet etmemiz lazım. Bunları gerçekleştirmemiz lazım. Diyerek diğer afişlerle devam edeceğiz inşallah. Efendimiz tekrar böyle kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Cuma sohbetimiz bütün heyecanıyla, bütün hareketliliğiyle devam ediyor. Böyle afişler böyle zincirleme, seri bir şekilde geliyor. Diğer taraftan da irtibat numaralarımız da size aksettiriliyor. Rabçılar arıyoruz. Bir Rabbiyatçı olarak Rabçılar arıyoruz. Hakikaten bu programın sevdalılarını ve bunu her yönüyle sadece bir izleyici, seyirci olarak kalmadan işte irtibat telefonlarımız da yansıyor. Katkı sunmak ve bunu hayata geçirmek adına inşallah biz de gayret ediyoruz. Daha canlı programlarla, katkılarla döneceğiz. Yeni eklemlemelerle inşallah zenginleştirerek geleceğiz. Ve işte bu yakınlarda hep tuğyanilikten bahsediyoruz da bir de ruhbanilik vardır. Bakın biz ruhbaniliğin merkezi daha çok işte Hristiyanlık dünyası, o işte ruhbanlar, manastırlar, salami veya kiliseler, daha çok manastırlar. Daha sonra bakın 12 havari diye orada vardır. Aynı mantıkla İran'a sirayet etmiştir. 12 imam mantığıyla, hatta imam bile olmayan kişilere tamamen teslim olmak, onların rivayetini Allah Resulü'nün sünnetinin önüne geçirmek. Onu Kur'an ayetlerinin önüne geçirmek. İşte yakınlarda, geçenlerde yine sosyal medyada bu yaygın bir şekilde bulundu. Nedir? İşte oradaki bir zevat, 22 yaşında işte kendini yetiştirmiş bir genç mahkum ediliyor. Sebebi ne? İran Şiilerini Kur'an'a çağırması. Yani bu Şia merkezli rivayetleri Allah Resulü'ne nispet ediliyor. Hazreti Ali'ye nispeti şu bu vesaire. İçinde hak var mı? Tabii ki vardır. Hak vardır ama içine bir batıl attın mı iş gider. Sanki şeyde Yahudilikte hak yok mu? Hristiyanlıkta yok mu? Şirkte yok mu? Yani onlarda da hak noktaları olabilir ama Allah Teala hakla batılın giydirilmemesini, tertemiz bir hak istiyor. Şeyin içinde leşin içinde et yok mu? Var. Veya kirli suyun içinde su yok mu? Var. Ama içemezsin çünkü kirletilmiş. Dolayısıyla bunu da alamazsın din alın da çünkü kirletilmiş. İçine yani batıl, uydurma rivayetler eklenmiş. Onun için diyor ki buradan kurtulmanın yolu, bakın bu rivayetleri de tamamen yok saymıyor. Buradan arınmanın yolu bu rivayetleri Allah Resulü sünnetiyle teyit edelim. Onu da ayetlerle teyit edelim. Kur'an'a çağırıyor. Kur'an merkezli, Kur'an ışığında anayasaya. Ya bakın anayasa yasaya mı uyar, yasa anayasaya mı? Yönetmelik anayasaya mı? Tam tersine şu anda anayasayı, Kur'an'ı adeta rivayetlere uydurma, tasdik ettiren, ona göre değerlendiren bir zihniyet Şia merkezli başlamış ve ülkemize de çok yaygın bir şekilde sirayet etmiş ha. Adam İran'ı hiç sevmez ama oradaki bu anlayış iliklerine kadar işlemiş. Ne garip bir durum. Ne garip bir durum. İşte Hristiyanlık güya sözüm ona Yahudiliği, Siyonizmi sevmez ama haccı, yani o İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiği suç aletini kutsayıp boynuna asmış, kalbine yerleştirmiş. Bunun gibi bir şey ya. İnsanın kendi katiline aşık olması gibi bir şey. Bu Şia da öyle. Sofizm de bir yerde öyle. Allah yani hakikaten İslami arınma, tezkiye, zikir tabii ki baş üstüne. Ama oradan geliştirilen ruhbanilik, batınilik, batıl Allah muhafaza sadece tuğyaniliğe la demekle olmaz, ruhbaniliğe de la. İşte bakın bunu diyor o İrani genç kardeşimiz Şia kültürüne, diyor ki böyle olmaz. Bu bizim dünyamızı harap ediyor, ahiretimizi harap ediyor. Dünyadaki Müslümanları bölüyor, parçalıyor. İşte Suriye'de bakın veya Irak'ta mezhep çatışmaları. Ya Kur'an'da bunlar yoktu ki. Bunlar sonradan türedi. Resul zamanında Aleyhisselam yoktu ki. Biz Kur'an'a ve sünnete tabi olacağız. Ehl-i Beyt'e tabi olacağız. O zaman bunlar yoktu ki. Bu şuculuklar, buculuklar, şunlar, bu hiçbirisi yoktu ki. Bunlar sonradan icat şeyler. Bunlar Kur'an'ın sünnetin önüne geçemez diyor
Kur'an'a göre bu Şia kültürünü yeniden temizleyelim, arındıralım, zihni hicret yapalım diyor ve idam mahkum ediliyor. Öyleyse biz hem Hristiyan dünyasından, hem Yahudi dünyasından, hem Şia dünyasından, hem tuyani batıllardan, hem ruhbani batıllardan ders alıp arınmamız lazım. Kendimizi temizlememiz lazım. Onlara çuvaldızı batırıyorsak kendimize en azından iğneyi batırarak biraz uyanmamız lazım. Bizde de kirlilikler başlamış olabilir, hatta gelişmiş, ilerlemiş olabilir. Tedavi gerektiriyor olabilir. Bizi imandan uzaklaştırmış olabilir. Bizi İslam'dan uzaklaştırmış olabilir. Sadece efendim ele verip telkini kendimiz yutmayalım salkın hesabından. Biz de bunlardan ders alalım. Onlar gibi olmayalım ve kendimiz arınalım ki onlara da örnek olalım. Onları da uyaralım ve İslami tevhidi bir birlikteliği, tevhidi ve vahdeti tesis edelim. Bunlar hakikaten önemli şeyler diyoruz ve hızlı bir geçişle gene başka diğer afişe. Vaktimiz sınırlı. Size inşallah daha sonraki programlarda daha farklı renklerle geleceğiz. Şu anda işte mesela bir kadına saygı, güncel konulardan birisi kadına saygı. Bakın kadına saygı, affedersin, onu açmak, saçmak, orada burada yani hürriyet adına bilmem ne adına kullanmak, mala dönüştürmek, affedersin bir metadan, üretilen malzemeden bile daha ucuza satılır, daha böyle efendim vitrinize edilmiş, mala dönüştürülmüş hale, bu güya kadına saygı, kadına özgürlük, kadına bilmem ne, bilmem ne ayaklarıyla. Bakın hak adına batıl, adeta iblisin cennet veya melek olmak adına, cennette ebedi kalmak adına Adem atamıza o şecereye dokundurttuğu gibi taktik aynı, taktik aynı. Şeytani taktik. İnsi şeytanların, insandan şeytanların taktiği. Yani bir güzel hedef, bir allama pullama, bir süsleme, bir saygı, bir hürmet, bir mimine, bir özgürlük, bir de... Ondan sonra arkasına bakıyorsunuz, arkada çok kirlilikler, çok oyunlar, tuzaklar, bilmem neler vesaire vesaire. Halbuki mesela bir eşten, kendi eşinden gayrının tenine gözün, eline elin değmemesidir bir kadına saygı. Bir kadına saygı, ikinci birisini onunla değişmemek, paslaşmamak, paylaşmamaktır ona saygı duymak. Ama gelin görün işte, yani onun böyle açıklıklar, saçıklıklar, her göze açık olması ve elin ele değmesi, tenin tene değmesi, gözün göze değmesi vesaire, bunun yaygınlaşması, böyle bir ifşaat, fuhşiyat, fuhşiyat. Bu saygı falan değildir. Kadına saygı değildir. Kadına saygı falan değildir bunlar. Ve çağdaş işte söz söyleyenlere, çağdaş köşe sahiplerine kulaklarına küpe olsun. Bu tamamen kadına saygısızlıktır. Kadına saygısızlıktır. Ama bu saygı adına, hürmet adına, kadına bilmem ne adına hep de kadın üzerinden bakın üretilen şeyler. Maalesef bütün bozulmalar, çözülmeler bu kanalla işletilir. Buna da tekrar bir nokta basmış olalım. İnşallah diğer afişe doğru ilerleyelim. Kadına saygının efendim mevzusu uzun bir mevzu. Kur'an'da bunu işte biraz önce işte çocukların diri diri kız çocuklarının toprağa gömülmesinden başlayalım da yani birçok açıdan kadınların hakikaten telef edilmesi, malzeme edilmesi, kullanılması alabildiğince o modern toplumlarda materyalist efendim çıkarcı toplumlarda çıkarcı olan, kapitalist olan, materyalist olan, ülke çıkarı, şu çıkarı, bu çıkarı, bütün bu çıkar adına her şey yapılır, her şey meşrudur mantığının yerleştiği, kapitalist vahşi rekabetin efendim yaygınlaştığı, özentilerin oluştuğu bir toplumda kadın kullanılmaz mı? O meta olarak tabii ki kullanılır. Çünkü çıkar. Eğer böyle ülke çıkarı adına her şey yapılabiliyorsa, grup çıkar adına da yapılır, sınıf çıkar adına da yapılır, kişi çıkar adına yapılır. Efendim, herkes kendi çıkarını, şirket çıkar adına, yani kendi çıkarı adına her şey yapılır. Burada da nihayet cinsiyet çıkardır. Kendi cinsiyetini, hatta kendi şahsını, çıkarlarını gütmek, peşinden gitmek adına kadına her türlü melanet tabi tutulur. Melanete tabi tutulur. Bunlar sıradan olan şeyler. İslam hakikaten bütün insanlara değerini veriyor. Ancak ona
değerinden daha fazlasını vererek, şımartarak hak gaspı yapmasına da alan açmıyor. Çünkü bu ona iyilik değildir. Yani birine taşıyamayacağı yükü vermek, taşıyamayacağı değeri vermek ona iyilik falan değil. Onun adeta perişan olması, o yükün altında ezilmesi, belki yanlış yollara sapmasına vesile olur. O açıdan İslam'da hakkaniyet, meşruiyet, ehliyet, adalet, bakın başka şeyler söylemiyoruz. Bizim şiarlarımız belli. Efendim şu izin, bu izin, şu krasi, bu krasi bilmem ne, onlar bize göre değil. Onlar da böyle ufak tefek böyle güzellikler olsa bile o çok kirletilmiştir. Yani zararı faydasından fazladır. O yaramaz. Ama İslam'da zerre zararı olmayan menfaatler, faydalar söz konusudur. Özellikle geleceğe dair ve hasreten bugünü de gözeten, bütün mekanları gözeten, bütün zamanları gözeten bir anlayış vardır. Diğer afişleri inşallah yavaş yavaş alıyoruz. İşte biraz önce de bahsettiğimiz gibi burada da gündem oldu. Görüyorsunuz. İşte vatandaş, işte tuğyanizm, tuğyani kaynaklar, işte şahıslar adına, maüzim, marksizm, işte mesela gidiyor, onu siz şeye uyarlayın, kendi ülkenize uyarlayın. Veya ruhbanilik, işte nedir? Hristiyan ruhbaniliği, Şia ruhbaniliği, onu kendi ülkenize de uyarlayın. Artık o kadarını da inşallah bizim seyircimiz artık bilinçlendi bu konuda. Biraz donanım elde etti şimdiye kadarki ifşaatlarımızdan. Dolayısıyla artık kendileri nokta nokta diyoruz, arkasını doldursunlar. İşte bakın, Kur'an en tepeye konmuş, görünmeyecek şekilde. Belki de bir bez çantaya. Hatta hafızlık demek onun lafzını ezberleme. Okumak demek, onu okumak demek, lafzını, sesini okumak demek. Halbuki Allah, yani Kur'an'da onlar diyor Tevrat ve İncil'i bu şekilde yapıp yapanlar için hımara benzetiyor. Diyor ki sadece sesini çıkartırlar, manasını bilmez. Sesi, affedersin, merkeple çıkartır. Tevrat ve İncil okuyucularına, bu şekilde okuyanlara, bu şekildeki hafızlıklara böyle, yani tabii ki o şeyle temellendirildiği zaman Kur'an'ın özüyle, manasıyla o zaman güzel, nurun ala nur. Nur üstüne nur. Hem manasını biliyorsun hem lafzını. O çok güzel. Ancak eğer bir manası öteleniyorsa, hatta bu biz bunu yaptık zaten başka gerek yok diye bir olmuşluk, bitmişlik, yani ermişlik havasıyla işin astarı da örtülüyorsa, ketmediliyorsa bu hayra alamet değil. Bu hayra vesile olmuyor, şerre vesile oluyor. İşte Kur'an'a dokunma, bilmem ne çarpar, kutsaldır, yukarılara koy. Ama bu neye? Kötülüğe sebep oluyor. Kur'an'a dokunulmamaya, Kur'an'dan istifade etmemeye, Kur'an'ı anlamamaya ve dünyaya anlatmamaya sebep oluyor. Bir çözü kaynaklar. Ondan sonra Kur'an'a sıra gelmiyor. Kur'an'a sıra gelmiyor. Bırakın okumayı, anlamayı. Kur'an'ı böyle uzaktan görme sırası bile gelmiyor. Cilt cilt kitaplar, şunlar. Bunlar adam zaten artık okumayan bir toplumuz. Bakın arkadaki de diyor ki, bunu mu arıyorsun diyor yani. Aradığın bu mu? Yani çok da hacimli değil. Bakın Allah dünyayı kolaylaştırmış. Kısa bir kitaba sıkıştırmış. Gerektiği kadar fazla bir şey yok asla. Lazım olan her şey var. Lazım olmayan hiçbir şey yok. Efradına cami, ağyarına mani. Gerekenler var. Gereksizler yok. Böyle bir hizmeti Allah sunmuş. Resulleri kanalıyla bize ulaştırmış. Buradan istifade etmemek demek, bu ikrama yüzünü dönmek demek Allah'a hakarettir en azından ya. Allah'a hakarettir. Allah'ın kitabı dururken, ha Allah'ın kitabını okudun, anladın, bazı noktalarda takviyeler gerekti, yardım insani, başka yardımcı kaynaklara tabii ki müracaat edebilirsin. Gidip ehli zikre sorabilirsin. Bu, bakın, bu sırayı karıştırmayacağız. Biraz önce söyledik. Sezar'ın hakkı, Sezar Tanrı'nın hakkı. Ya onu bile, onu bari yapalım yani. Onun bile ciddi eksikleri var. Ama biz onu bile yapmaktan aciziz. En azından onu yapalım. Aradığımız belli bakın. O çocuğun gösterdiği o ifade, söylediği o ifade, aradığımız belli. Onun için muhterem seyircilerimiz, en azından siz, bu ufuk, bu anlayış, bu idrak, bu irfan, efendim, bu basiret en azından şu cuma sohbeti seyircilerinde olsun. Oraya buraya savrulmadan, tuğyaniliğe, ruhbaniliğe, şuculuğa, buculuğa, böyle dar alanlara savrulmadan, oraya, orada boğulup kalmadan, ufkumuzu, gönlümüzü, gözümüzü, kalbimizi, yüzümüzü Allah'a döndürelim, ona açalım. Celle Celaluhu.
Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim. Kur'an çokça okunan demek. Anlaşılarak bakın. Zaten öbür türlü okumak olmaz. Anlamadan okumak okumanın çeyreği, okumanın %1'i seslendirmesi. Ha onu da yok saymayız ama bakın burada sapla samanı karıştırmayalım. Onu yoksa o hiçbir şey değil anlamına değil. Ama asıl olanı, işin özü olanı, amaç olanın, hedef olanın ortaya çıkması lazım diyoruz. Bu da bu kadar yeter inşallah. Ara ara zaten bazen de Kur'an'ın tarzıdır bu bakın. Bir konuya yoğunlaşıp o konuyu uzun uzun anlatmaz. Tarihi şey vermez. Biyografi vermez. Kronolojik bir anlatı yapmaz. Böyle kısa kısa mesajlarla Kur'an tarzı. Bugün sosyal medyanın tarzı aslında Kur'an tarzıdır. Kur'an tarzı bugün insanların da görerek öyle bir tarz, hani Kur'an kıyamete kadar bakidir deriz ya, kısa kısa mesajlar. Onun için kısa kısa, belki tekrar var. Bazen hatırlayın, belki de bunların bir kısmını geçmiş programlarda söylediklerimiz oldu. Daha başta açıdan, daha başka bir perspektifle tekrar var. Kur'an tarzı. Kur'an tarzı insanların basitten mürekkebe doğru, yani fertten cemiyete doğru mutedil, tedrici bir anlatısı vardır. Bir izahı vardır. Kur'an'ın işte insana dönük, bilmez mi yaratan? İnsanı Allah yarattı. Onun efendim ruh halinde bilir, bedeni hali, her şeyini bilir. Geleceğini, geçmişini, efendim her şeyini bilir ve ona göre bir kitap irade eder, etmiş. Biz de o kitaptan inşallah onun usulüyle daha da başka tarzlarda getireceğiz inşallah. Renklendireceğiz, bekleyin diyoruz ve başka afişlere doğru inşallah ilerliyoruz. Ve şu anda siyasi konular yaşanıyor. Buraya da geçmeden önce belki şunu da söylememiz lazım. Bakın muhteremler, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır dedik. Hakimiyetle alakalı bu nasıl tesis ediliyor? Seçimler, şunlar, bunlar vesaire. Ve bazı ülkelerde göstermelik, dediğim gibi o seçimle başka ülkelere haksızlık, efendim işgallere sebebiyet veriyor. Şu bu vesaire, geçtik onları. Şu anda tam dört dörtlük İslami bir algı bulmamız mümkün değil. Yani aslında biz bütün işlerimizi Allah'ın izniyle, onun Resullerinin örnekliği, sünnetleri doğrultusunda ve emir sahipleri, ulul emir, hakikaten Allah'ın anayasal düzenine, Resullerin yasal düzeni doğrultusunda oluşturdukları yönetmelikler de kendi kafalarına göre değil bakın. Burada İslam'da diktatarya olmaz. Bu kelimeyi çok kullananlar, dervişin fikri neyse zikri odur ya, ondan kendileri hep böyle yaptılar ya. Bir iktidar oluşmaya kalkınca hakkı bir iktidar, ona karşı da kendileri hep böyle davranırlar. Zannederler ki kendileri gibi. Öyle bir şey İslam'da yok. Önce Allah'ın hükmü, Resullerin, ulul emir bile bir konuda ihtilaf edildiği zaman onu Allah'a ve Resulüne götürür. Kendi keyfe keder bir şey yapamaz. Keyfe kader istediği gibi bir şey yapamaz. Diktatarya İslam'ın. Yani bunlar İslam'ı bilmediklerinin bir de göstergesi. Evet. Ve bakın şu anda seçimler de yaklaşıyor. Bakın hakimiyet Allah'a vermemiz lazım. Allah'a vermemiz lazım. İlahi alanlardaki hakimiyet Allah'a verilmesi lazım. Resullerin alan sünnetler alanda Resuller bir şey söylemişse onun üstüne söz söylenmez. Onun emir, halife, Allah'ın kitabı ve sünnet çerçevesinde bir şeyler ortaya koyan, bu konuda isabet edenlerin hilafına bir şey olamaz. Bırakın bunları, bunları dört dörtlük bulmak mümkün değil de, bunlara savaş açmış. Bunlara savaş açmış çevreler sizden ne istiyorlar? Hakimiyeti onlara vermenizi istiyorlar. Allah muhafaza, haşa, haşa. Yani Allah'ın yetkisini sizden istiyorlar. Resullerin yetkisini sizden istiyorlar. Emir-i Müminin yetkisini sizden istiyorlar. Halife yetkisini sizden istiyorlar. Hem de özellikle iki örnek vereceğim. İki örnek. İnsanımız buna kulak kabartsın. Gözlerini açsınlar. Türkiye'nin güneydoğusu ve güneybatısı. İki yerden örnek vereceğim. Vereceğim bu. Yani bir, bunlar çok çok, çok dramatik, çok böyle tamamen tenakuz, tezat örnekler. Gerisini siz çıkartın. Nokta 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 diye arkasını size bırakacağım. Bakın,
Güneydoğu'da efendim ateist, leninist, bilmem ne bilmem ne, Allah'ın diniyle, ibadetiyle alay eden, tiyatral gösterilerde bunu yapan, açık açık bir ekranlarda bunu söyleyen bir zihniyet sizden hakimiyet istiyor. Verin de biz hükmetelim istiyorlar. Bu kimin hakkı? Ey Müslüman Kürt kardeşim! Ya tam Müslümanlık yok da en azından adı Müslüman, bu bile bir şereftir ya. Ne yapıyorsun sen? Ne haldesin sen? Kime gidiyorsun sen? Kimin hakkını kime veriyorsun sen? Bu Allah'ın hakkı, Resulünün hakkı, onun izinden giden ehillerin hakkı, emirin hakkı, halifenin hakkı. İnsani hakimiyet dedik ya, o alan bile bunlara reva görülmez. Bunlar buna ona bile layık değil. Ama şu anda Allah'ın ilahlık hakkı da gasp edilmiş. O hakkı dahi veriyorsun. Nasıl verirsin? Nasıl verirsin? Bakın nasıl verirsin? Bu çok büyük bir vebal. Çok büyük bir vebal. Bu adalete sığmaz. Bu insafa sığmaz. Bu vicdana sığmaz. Bu hakkaniyete sığmaz. Meşruiyete sığmaz. Ehliyete sığmaz. Ve bu şekilde geleceğinizi karartırsınız. Geleceğinizi. Allah der ki kime verdiyseniz gidin o bu dünyanızı da kurtarsın, ahiretinize kurtarsın der mi? Der. Diyeceğini söylüyor. Diyeceğini söylüyor. Her şey açık saçık, açalım kitabı okuyalım. En başta ayeti kerimede okuduk. Ve sadece bir de güney batıya gidelim. Bak güney batı sahil zinciri diyelim. Onlar da Müslüman Türkler. Yukarıya kadar dayandırın, Trakya'ya kadar. Siz ne yapıyorsunuz? Müslüman Türk. Önce Müslüman, eyvallah, güzel. Dört dörtlük yok da hadi bu kadarına da. Güzel. Bu da bir şeref. Bu ismi taşımak bile bir şeref. Ama ona layık olalım. Ona layık olalım. Ona layık olalım. Verdiklerimiz nereye gidiyor? Bakalım. İlahi hakimiyet red mi ediliyor, kabul mü ediliyor? Resullerin sünnetleri red mi ediliyor, kabul mü ediliyor? Ve o resullerin halifesi, temsilcisi olmak, onların takipçisi olmak, onların izinden gitmek, onun efendim getirdiklerini hayata hakim kılmak, onların gölgesinde bir hayat idame ettirmek, sair alanlarda da kendi aramızda seçimle, istişareyle iş yapmak. Bu mantık mı kabul ediliyor? Yoksa ona karşı bir tutum mu söz konusu? Onun bütün şekline bile tahammül edemeyen, İslam'ın sulandırılmışına, ölüm anına bile tahammül edemeyen ve yıllarca bu konuda kendini açık etmiş bir zihniyete bugün belki gizlenebilir, bugün belki ölüm anlaşmış olabilir ama hala aynı genetikleri taşıyan bu onlar, bakın onlara oy vermek onlara da ihanettir. Çünkü onlar da bu şekilde yarın Allah katında suçlu pozisyona düşecekler. Onlara da iyilik değil ha. Veren de verilen de. Hani der ya, içki alan da, satan da, içiren de, taşıyan da, aracı olan da, faiz alan da, veren de hesabından. Bütün bunlar mesuliyet taşır. Mes'ul ol. İki tane örnek. Nokta nokta devamını siz düşünün. Tuğyaniliğe, ruhbaniliğe dair gerisini siz okuyun, şu anda vaktimiz yok. Vaktimiz yok. Vaktimiz sınırlı. Ve buna çok dikkat edesin. İşte güneydoğudan, kuzeydoğudan, doğudan, batıdan iki örnek verdim. Gerisini siz düşünün. Benim bakın hiçbir... Yani Kur'an'ı tarz dışında, usul dışında hiçbir şeye yani rızam olamaz, tahammülüm olamaz. Bunlar en acıklı örneklerdir. En acıklı İslam adına ortaya konan örneklerdir. Yani hakikaten ashab bizi görse işte bunlar Müslüman değil der. Biz onları görsek onlara deli deriz hesabı bir söz de vardır bilirsiniz. İşte şu halde bizi yani şu halimizi biz bunu içselleştirmişiz normal gibi yani böyle tabii bir şeymiş gibi geliyor. Ama bu fevkalade çok 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 yanlış bir şey. Yani böyle hakikaten bunu zır delilerin bile yapmayacağı şeyler. Ama maalesef biz bunu çok sıradan bir hale dönüştürmüşüz. O ne bu ne falan ne alaka falan diye paylaştırılmış. Allah buraya karışmasın. Allah'ın kim karışsın? Mekke'li müşrikler de Allah Mekke'ye karışmasın dediler. Evet, ilerliyoruz. İşte bunlar neyi getiriyor? Bu içteki sıkıntılar, içteki yanlış şey vermeler, temsiliyetler, yanlış temsiliyetler dışta işbirliğini getiriyor.
İşte hatırlayın, Türkiye'deki bazı çevreler Esad'la birlikte poz verdiler, poz verdiler. Rusya ile vermezler mi? Rusya ile haydi haydi ya. Amerika ile haydi haydi ya. Tabii ki bakın şu bazı ülke isimleri geçiyor. Bu külliyen onlar sıkıntılı anlamına değil. Bakın söyledik orada nispi, kısmi, cüz'i güzellikler de olabilir. O güzellikler Allah'tandır, alırız. O İslam'ın itiğidir. Ama biz daha çok baskın olan şeytani tarzdan, tuğyani tarzdan bahsediyoruz. Rusya Suriye'de ne gezer? Ne gezer orada? Kendi ülkesinde mesela seçim arıyor diyelim. O da ne oldu be? Oradan aldığı güçle efendim başka ülkelerde terör estiriyor. Suriye'de işte o uçaklarını uçuruyor. Efendim oradaki yani dört dörtlük İslam olmasa bile ölüm an. Ya ona bile tahammül edemiyorlar. Ya ne olacak? Ya oradaki efendim ateist, leninist, efendim PKK vari bir tarz olacak. Onu destekleyecek. Veya Esad vari, Nusayri vari, Süryani vari, bilmem ne vari, bilmem ne olacak. Onu destekleyecek. İslam'ın iyisine bile, yani ılımanına bile tahammülleri yok. Ne Suriye'de ne Türkiye'de. Öyleyse Türkiye'nin de ve bizim de en azından ehli kıble yanında yer almamız lazım. Ehli kıblenin, en azından ehli kıblenin. Çünkü Allah Resulü ehli kitabın yanında yer aldığı gibi en azından ehli kıblenin yanında yer almak gibi bir durumluluğumuz var. Ve Suriye'deki insanlar bizim insanımız. Hatta buraya gelen muhacir mülteciler gerekirse oraya tekrar yerleştirilip ve oraya müdahale, Türkiye müdahale olarak anlatılabilir. Böyle anlatılabilir. Zaten orada Türk insanlar var. Türkmenler var. Araplar zaten bizim bir parçamız. Müslüman Kürtler bizim bir parçamız. Onları biz oradaki bilmem ne ateistleriniz bilmem nelere şey yapamayız, ellerine bırakamayız Müslüman Kürtlerimizi. O Müslüman Kürtlere karşı terör estiren, Araplara karşı terör estiren zihniyetler işte bilmem ne PYD'si şu busu birilerinin gözünde direnişçi. Peki Sünni direnişçiler nerede? Irak ve Suriye'nin ekserisi Sünni. Peki onların devleti nerede? Onların direnişçileri nerede? Onların şusu bususu nerede? Yok mu? Onların hakkı yok mu? Onlar insan değil mi? Ha, onları bir şekilde bastırarak bilmem ne ederek tepkiye zorluyorlar. Sonra oluşan tepkileri de büyüteçlerle dünyada bunlar terör bilmem ne arası. Peki o zaman onları ılımanlaştır, önünü aç. Tepki koymasını oluşturacak etkiler yapma. Yapma. Ve NATO'yu da çağırıp Suriye'nin o kısmı da bizim parçamızdır. Yıllardır NATO'ya hizmet edildi. En azından densin ki Suriye'ye, özellikle kuzeyine, Irak'a müdahale, Türkiye'ye müdahaledir. Öyleyse gel sen de buna yardım et denmesi lazım. Biz yıllarca yani gayrimeşru bir şekilde bile olsa NATO'ya yıllarca insanımız orada heba edildi. Bunun bir karşılığı olsun. Bir karşılığı olsun ve bu şekilde en azından siyaset güdülebilir. O topraklara sahip çıkılabilir diyoruz. Böyle başladık, böyle bitiriyoruz. İnşallah daha sonraki programlarda buluşmak üzere daha yeni konularla, efendim yeni renklerle inşallah birlikte olacağız. Bir sonraki programa kadar Allah'a emanet olun sayın seyircilerimiz. Maasselam.